karlı bir günden günaydın. Kameraya. Ben kendimi bu rafta çekiyorum banyonun alt tarafında. O ancak bu rafa zorunda. Gerçekten aramızdaki boy farkını videolarda çok net bir şekilde görüyorum. Yanımda Bartu varsa da bir sürpriz yapayım dedim. Birkaç gündür hiçbir paylaşım yapmıyordum onunla. Bartu nedense çok merak ediyorsunuz, çok soruyorsunuz. Hatta dedim ki şu geçen gratis'ten 1,5 TL'ye maske aldım. Bunu Bartu'ya yapalım. Tamam, çünkü en son bir videomda bunu göstermiştim. Biri dedi ki Burcu sakın yapma, yüzümü mahvetti. O yüzden Bartu'ya yapayım. Benim düşmana ihtiyacım yok. Benim en büyük düşmanım burada. Bartu'da bunu test edeceğim. Eğer güzelse ben yine alırım. Değil mi? Şu an istiyor muyum bilmiyorum. Yani bana sorulmadı, anlaşılmadı bana. İstiyorsun. Bunu bir daha 1,5 TL'ye bulamam. O bir indirimdi. Ay bu ne? Çürümüş, çürümüş, bozulmuş. Hayır, bunu böyle alıp maske fırçası. Tarih geçmiş. Hayır. Bakın, soğuklanma tarihi var mı? Ya hayır, soğuklanma tarihinden değil. O öyle maske fırçasıyla yapacağız onu. Bekle ben şimdi. Maske fırçam nerede bilmiyorum. Ha, fondöten fırçası da olmuş. Gel şimdi. Ben buna bakmadım. Bunu suratımıza sürdüm. 2022 diyor. Ve... ben sana hiç kötü bir şey sürer miyim? Açılmıyor bir de. Görüntüsü leş, çok leş. Görüntüsü çok aynı kötü. Tavuk kakası. Kakalı maskeye hazır mısın? 23 yaşındayım sevgilim, suratıma bak sürdü. Kaç dakika duracaksın, yanmasın dilim. Bakacağız, dur. Bilmiyor muyuz? Maskeyi de yedirdim bana onu. Kalanını da bana yapalım. Artacak gibi gözüküyor. Suratım taşlaşıyor şu an. Ha, ne çabuk. Bozulmuş ya. Tamam mı? Burun çevrene de gel. Eğil biraz, uzanamıyorum sana. Başına yere indir yeter. Başına yere indirmesin. Öyle bir şarkı vardı. Bunun şey dudaklarını mı yiyorsun benim? Niye bir şey oldu mu? Aynı Hulk. Ya benim şu sıralar burun çevrem çok güzel. Ver ben ya. Sana söyleyeyim, getir. Az iyi kafana. Bana doğru. Ha. Aslında boyum kısa değil. Hatta geçen burada bir alışveriş merkezine gittik Bartu'yla. Bir takipçim gördü bizi. Benim Trabzon'da yaşadığımı biliyor mu? İstanbul'a yerleştiğimi bilmiyor sanırım. Çok tatlı bir kız. Çünkü şey dedi. Aa, ben yanlış mı tanıyorum, yanlış mı görüyorum falan dedi böyle. Hayır dedim, ben İstanbul'dayım. Ama bir de bayağı uzunmuş dedi. Sonra dedi ki evet ben kısa değilim, oldum. Şu boyun hareketini yapma. Tamam hadi sen şimdi git. Normal ciltler için 10-15 dakika. Yağlı ciltler için 15-20 dakika. Ben normal bir cildim. Sen kurumuş. Yağlı. Yağlı kaçmış? 15-20. Bakmadım ben 15-20. Sen can 15 dakika tut yanmış. Tamam. Sıra. Hayır, etraf kaka oldu. Tam etraf toplayacaktım. Dedim ki hayır, gerçekçi bir sabah rutini olsun. Mutfak çok kötü. Önceki gün waffle yapmıştık ve hamuru biraz fazla geldi. 4 tane yaptık. 2 tanesi böyle duruyor. Bu patlamış olduğu için şu an lavabonun üstünde duruyor. Burada kirlilerimiz var. Kirliler neden lavabonun üstünde? Çünkü makinemizde temizler var. Ve bunları şimdi yerleştireceğim. Sonrasında kirlileri makineye koyacağım. Burada sularımız var. Ben de bu su akımını oynak zorunda kaldım. Çünkü İstanbul'da hiç kimse çeşmeden içmiyor. Biz Trabzon'da çeşmeden içiyorduk. Yani illaki yine içmeyenler vardır ama biz içiyorduk. Ve çöpümüz var. Çöp poşetimiz henüz olmadığı için maalesef böyle idare ediyoruz. Ha, çöp kovamız olmadığı için böyle idare ediyoruz. Ve burada da manzaramız kar. Ay çok güzel yağıyor ve bugün böyle bembeyaz giyip dışarı çıkmak istiyorum. Burada yıkanmış kıyafetler var ki bunlar da çok kötü durumda. Televizyonumuz neden yerde? Çünkü televizyonu yapamadık. Neden bilmiyorum, bir şeyden dolayı. Televizyon çalışmıyor. Burada cici var. Cicinin yanında neden havlu var diye soracak olursanız. Üzerini örtüyorum çünkü bazen çok ses yapıyor. Sığmıyorsun şu an, o kadar komik gözüküyorsun koltukta. Bu arada geçen de Bim'den şunlardan aldık. Bunları telefon şarj derken şuraya takıyorsunuz ve telefonu tutuyor. Bu bana lazım oluyordu. Başka bir şey de yapıyorum. Yani telefon tutacağı olarak da kullanabiliyorsunuz ama ben şarj derken kullanmak için aldım. Çünkü buradan şarj aletim uzanıyor ama içerki odadan uzanmıyor. Hatta oraya da gidelim birlikte.
Evet, hiç toplamadım. Yani yapmacık olmasın diye. Şu anda benim odamın hali bu. Yatağımı hep genelde dağınık bırakıyorum. Bunu büyük ihtimalle 3 yıldır hiç kimse bilmiyor. Yani YouTube kanalımda beni izleyen. Bu benim çocukluk battaniyem ve ben geceleri bununla uyuyorum. Bu totem gibi bir şey değil yani. Uğur getirdiğine falan inanmıyorum. Sadece buna sarılıp uyumayı çok seviyorum. Hani böyle bir insan gibi bana o hissi veriyor. Şurada 2 tane bavulum var. Bavulların içine de bir şeyler koydum. Çünkü ev çok küçük olduğu için hiçbir şey sığmıyordu. Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No. Burası tamamdır. Şimdi diğer odayı güzelleştirmeye gidiyoruz. What you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Aslında ben biraz daha bekletecektim ama Bartu yüzümüzde bir şey olacak korkusuyla hadi yıkayalım dedi ve bizi banyoya getirdi. O zaman yıkayalım. Sen burada yıkayalım. Tamam. Oo, kas katı. Ve soyulmuyor. Hey little lady said you feel the same but I don't believe a word you say kind. Artuş kahvaltımızı hazırlarken biz de hazırlanalım o sırada. En azından üzerimi giyeyim, belki makyaj da yaparım, hafif bir şey. Ben bu kombini günler öncesinden belirlemiştim. O yüzden şu anda hiç zorluk çekmeyeceğim. Sadece şu kazak biraz iç gösteriyor ve bu benim canımı çok sıkıyor. Şu an elimde başka boğazlı beyaz bir kazak olmadığı için mecbur bunu tercih edeceğim. Aslında çok da beyaz sayılmaz. Kreme çalıyor. Bu pantolonu da geçen Pull&Bear'dan aldım ve inanılmaz güzel. Ay, şu anda feci bir kar döktürdü ama görebiliyor musunuz? Neyse. Bu pantolonun da hemen sizinle kodunu paylaşayım. Şöyle screenshotlar alınsın. Bere takayım diyorum. O da şu mu olsun sizce? Kar konseptli kombinimiz hazır. Şimdi bakalım Bartuş ne yapıyor? Evet, bunu da ilk defa görüyorum. Siz yaptınız mı hiç? Tamam, tamam, sakin ol, korkuyorum. Dolabımdaki en kalın çorapları giyeceğim. Kış günü şu camın açık olması. 1+1 ya falan. Bu arada telefon kılıfımı size göstereyim. Bu bir sayfadan hediye geldi bana. Bir tane daha var. O da mermer desenli. Ben sayfanın linkini isterseniz aşağıya bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Çok seviyorum. Hadi yemeğe. Bunu genelde özellikle böyle soğuk havalarda mutlaka sürüyorum. Çünkü nemsizlikten bayağı böyle pütürtül duruyor sonrasında sürmüş olduğum CC krem ya da fondöten. Şimdilerde tekrardan bu CC kreme geçiş yaptım. Pudra sürmeden asla kendimi rahat hissedemiyorum. Bunun için Yves Rocher'i kullanacağım. Bayağıdır bunu kullanıyorum zaten. Bu arada okulların açılmasına çok az zaman kaldı. Benim okulum 22'sinde açılacak. Yani 22 Şubat'ta. Bundan sonra tabii ki artık okul videoları, ders çalışma videoları bol bol çekmeyi düşünüyorum. Çünkü bu süreçte yalnız olacağım ve tek başıma erken genelde bir arkadaş arıyor olacağım kendime. Siz de o yüzden benim arkadaşım olduğunuz için, her anıma tanık olduğunuz için bu süreçte de yanımda olun istiyorum. Hem ben de belki biraz böyle stresimi atmış olurum. Beni okuldan aradılar ve çocuk psikolojisi mi yoksa ilişkin psikolojisi mi istiyorsunuz dediler. Fakat bu benim için çok zor bir soruydu. Çünkü ben henüz buna karar vermemiştim, verememiştim. Aslında İstanbul için evime çok yakın diyebilirim. Yani 20 dakikada okulumda oluyorum normal bir trafikte. Aydınlatıcımı artık dibine kadar kullandım. 2,5 yıldır falan bunu kullanıyorum. Şuraları böyle komple kullanmaya devam ediyorum. Bartuş. Şaka. Zaten çok belliydi. Şaka yaptım. Gözlerini kıpırdatıyordum. Şimdi bana eyeliner çekeceksin. 50 lira. İnce mi istiyorsun? Oynatma gözünü aşkım. Ya elimde değil. Tamam yeter bence. Hafif bir kuyruk mu yapsam? Yüksek kaldı. Bu çok aşağıda oldu. Düşük yaptın. Düşük yapınca göz böyle Acun Ilıcalı gözü gibi oluyor. Dur, dur. Çık hadi. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Öpelim. Oh, teşekkür et. Teşekkür ederim. 10 TL'ye aldım. Golden Rose süreceğiz. Bu çok güzel. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Son zamanlarda çok kullandığım elimin gittiği bir maskara.
Maskaramızı da sürüyoruz ve bitiyor bu işkence. Şu kulaklıklarım komik görünüyor mu? Biraz. Ama tak olsun, onlar çok sıcak tutuyor. Onlar benim kulaklıklarım, size geçen videomda göstermiştim. Kim aldı, senin de kim aldı? Ha evet, sen almıştın. Bir anda feci kar yağışı arttı. İnanılmaz güzel. O kadar uzun zamandır kar görmüyordum ki. Ve çok güzel hissettiriyor. Normalde karı, soğuğu hiç seven bir insan değilim ama bugün böyle bir kar ruhuma işlemiş. Şu anda Bartu'nun bana çektiği eyeliner'ı fotoğraflamaya çalıştık fakat belli olmuyor. Bunu atıyorum. Aile grubuna atacakmış. At, tamam. Ha geldi, geldi, ben gidiyorum. Everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Az önce tam kayıt yaparken apar topar bindiğimiz minibüsten inmek zorunda kaldık. Çünkü yanlış minibüse binmişiz. Ya hayır, hayır, hayır. Lütfen. Yakalandım. Ya! O arabadan indik, sonrasında tekrar bir otobüse bindik, otobüsten indik, tekrar minibüse bindik fakat yine yanlış minibüse binmişiz. O yüzden şu anda tekrar indik ve tekrardan yeni arabayı bekliyoruz. To make you smile. And you need me. Şimdi Firm İstanbul'a geldik ve dondurmalı irmik helvası aldık. Sanırım ilk defa yiyeceğiz. Evde yemiştik tabii ki ama dışarıda dondurmalı ilk defa tadacağız. Burcu'nun elleri çok üşümüş ve ellerini ısıtmak için Decathlon'dan herkesin taktığı eldivenleri o da eline taktı. Ve ısınana kadar onlarla o mikrop yuvasıyla dolaşacak. Bugün kaybola kaybola sonunda İstanbul'da AVM'yi bulduk. Çok güzeldi, bayağı büyüktü. Yanlış yolda mıyız? Bu arada bugün Martıvan'ın fotoğraflar çekti. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada paylaşacağım hemen eve gittiğim gibi. Eve gidince de biraz evi süpürmek istiyorum. Fakat bizim eve aldığımız süpürge çok kötü çıktı. Evi süpürmüyor. O yüzden ev sürekli pis bir halde. Yeni bir elektrikli süpürgesi almak istiyorum. Eğer tavsiyeniz varsa mutlaka benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ah. Evet, tekrardan merhaba. Uzun uğraşlar sonucunda evi bulabildik. İnanın çok zorlu bir süreçti. Gerçekten 2,5 saat falan yolda geçti sanırım. Ben böyle eyeliner ve rimelin çıkartılma aşamasından hiç haz etmeyenlerdenim. Çünkü çok fena bulaşıyor ve o videolarda hani tek seferde nasıl hemen çıkıyor hiçbir zaman anlayamıyorum. Benim genelde böyle göz altım, hatta yüzümü yıkamama rağmen 2 gün falan simsiyah kalıyor. Gerçekten ben Foro'yu çok severek kullanıyorum. Fakat şu anda temizleme jelim olmadığı için kullanamayacağım. Makyaj çıkartmak için artık böyle çok fazla ürün değiştirmiyorum. Neutrogena'nın bu makyaj temizleme suyunu uzun zamandır kullanıyorum. Yani uzun zamandır dediğim de aslında bu eve taşındığımdan beri. Çünkü taşınmadan önce Trabzon'da almıştım bunu. Migros indiriminden 10 TL'ye almıştım. Makyajınızı çıkartırken kaç tane pamuk tüketiyorsunuz? Ben genelde en az 4 ya da 5. Yani ortalama maksimum 5 tane diyebilirim. Ama sonrasında tabii ki bir de cildimi yıkıyorum. Çünkü hiçbir zaman makyajımı ne kadar temizlersem temizliğim arınmış hissetmiyorum. İşte bir tek bu yüz masaj aletleriyle falan biraz daha iyi hissediyorum. Oh, iyice arınalım. Bakın şuralarda hep sivilceler çıktı. Bir de dudağımın altında bir tane çıktı. Instagram'a fotoğrafı attık. Genelde böyle Instagram'da bir tema yapmaya çalışıyorum. Yani çok abartmadan en azından fotoğrafların renk ve ton olarak, çekim açısı olarak birbirine uyum sağlamasını seviyorum. Aa! Ne oldu? Suratın parlıyor. Ha, parlaması tamam. Kızarıklığı ben dedim. Orası da biraz kızarmış. Niye acaba? Sıcaktan mı? Sen bir şey mi sürdün suratına? Nemlendirici sürdüm. Tamam, ödüm kovdu öyle mi? Benim de dedim kil maskesi. Benim kil maskesinden bu. Ama sende yok.
Ama görüyordum koltuk sana gitti suratın diye. Ay ne fena gözüküyordu. Bir de kıpkırmızı ödüm koptu. Başıma ne geldi? Ne? Yaştım ucu oldu 1 metrelik halat. Ha lif. He lif. Evet ha, evet. Lifin ipi varmış. Ben de onu ilk kullandığımda öyle sanıp açmıştım biliyor musun? Ama o top şeklinde kullanıyorum. Sabah bir onu bağlamaya çalıştım. Umarım sıkıcı bir video olmamıştır. Benim için en önemlisi bu. Çünkü video izlerken... Biraz sessizlik ve saygı rica ediyorum. Ve böyle çok ışıltılı değil de küçük kendi halinde tatlı insanları izlemeyi daha çok seviyorum. O yüzden mesela şu anda çok popüler olan birkaç kanalın ilk videolarını izledim. Onları izlemek aslında şu anda yani popüler olduktan sonra, ünlendikten sonraki videolarını izlemekten daha çok zevkli geliyor bana. Bilmiyorum içinizde benim gibi düşünenler var mı? Umarım videoyu sevmişsinizdir. Bu videonun konsepti kahverengi kalp olsun diyorum. Ve sonuna kadar izlediyseniz aşağıya kahverengi kalp emojisi bırakabilirsiniz. Üzerimdeki tweetten aklıma geldi. Hayır. Çok güzel. Beyaz kalp de var. Onu da çok seviyorum. Onu da bir sonraki videoda yaparız. Öpüyorum. Hoşça kalın. Öpüyorum.